Merhaba arkadaşlar. Buradaki katıl butonuyla kanala katılan, bizlere destek olan arkadaşlarımız için devam ettiğimiz şantiye programının 5. dersini az önce yayınladım. Kanalda yayınladık 5. dersi. Diğer derste de söylemiştim, bu konuda eleştiriler almıştık. Neden işi böyle yaptınız, niye katılanlara özel ders yapmaya başladınız diye bazı arkadaşlar yorum yazmıştı. Dediğim gibi arkadaşlar, destek olanlara biz de destek oluyoruz. Bir ayrıcalıkları da olsun. Şimdi sizin için de, kanala katılmayan arkadaşlarımız için de, sadece abone olan veya abone olmayanlar için bir eğitim serisi yapacağım yine sizler için de. Arkadaşlar inanın ne anlatayım diye düşünürken az önce aklıma aniden böyle bir şey geldi. Marketlerde, bazı iş yerlerinde program almayan, programa para vermek istemeyen veya alacak gücü olmayanlar için, eğer bilgisayar varsa ve Excel varsa onlar için de bir program yazacağım. Bir market olduğunu düşünelim. Bu marketteki satışlarımızı nasıl takip edeceğiz? Günlük satışları, sıcak satışı nasıl takip edeceğiz? Böyle bir şey yapacağım şimdi. Öncelikle bir klasör açalım. Market programı diyelim. Yine arkadaşlar bakın, yine bir hazırlığım yok. Ders onun için biraz uzayabilir. Biraz yani sıkılabilirsiniz ama öğrenmek isteyen sıkılmaz. Yani ben ne kadar kötü de anlatsam sonuca işinize yarayacak kısmını oradan eleyerek almanız gerekecek. Şimdi ben buradan bir Excel çalışma kitabı açtım ve hemen farklı kaydet diyerek market programının içerisine program ismini vererek, yine bunu bir 2-3 derste ancak bir tamamlarım gibime geliyor. Makro içerebilen çalışma kitabı veya ikili çalışma kitabı diyebilirsiniz. Ben ikili çalışma kitabı diyeceğim. Ve kaydete basıyorum arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Bizim bir marketimizin adı olsun arkadaşlar. Hemen ekle diyelim. Ve buraya ne market olsun? Bereket Market olsun. Büyük harfle. Tamam. Marketimizin ismi bu. Hemen giriş sayfasında da yazı rengini kırmızı yaptım. Şuraya bıraktım. Şimdi bir logomuz da olsun. Ekleden bir daire çiziyorum şuraya. Ondan sonra yine Word Art'a tıklayarak B yazıyorum. Belki diyeceksiniz ki ya ne gerek var böyle yazmaya. Ben size geçen derste mi anlattım? Bill Gates'in bir sözü var. Diyor ki bir şey yapamıyorsanız güzel görünmesini sağlayın. O sizi kamçılayacaktır sonuca götürmek için. Dolayısıyla bunları boş görmeyin arkadaşlar. AS, BM olsun. Tamam. Bereket Market. Şimdi bunları ne yapıyorum? Seçiyorum tek tek. Sağ tuş gruplandır diyorum. Sonra bunu kesiyorum. Sonra resim olarak yapıştırıyorum. Hatta biçime gelerek burada daha farklı böyle şeyler de verebilirim. Bereket Market. Dediğim gibi bunlar boş şeyler değil arkadaşlar. Şimdi Bereket Market dedik. Şimdi buraya ben bir combo box alacağım arkadaşlar. Geliştirici menüsüne gelip şuraya, şuradaki combo box'ı şuraya çiziyorum. Şöyle combo box'ımız burada olsun. Tamam. Hemen bunun özelliklerine geliyorum. Özelliklerine geldikten sonra bunun fontunu kalibri kalın 16 yapıyorum ve dil olarak da Türkçeyi seçiyorum ve tamama basıyorum. Ve şurada arkadaşlar bond kolon sayısını 2 yapıyorum. Kolon 2 diyorum. Başlıkları da göster diyorum. Ve dedim. Tamam. Şimdi burayı bu şekilde hazırladık. Şuraya arkadaşlar biraz uzatalım. Buraya ürün diyelim. Şuraya fiyat diyorum. Şuraya miktar diyorum. Buraya da tutar diyorum. Miktarı biraz daraltalım. Hatta ürünü biraz genişletelim. Ürün adı. Bu kadar yeterlidir yani. Fiyatı da şöyle olsun. Şunu da biraz daha şöyle yapalım. Tamam. Şimdi bana bir tane ekle butonu lazım. Yine şuradaki butondan buraya ekle diye bir buton alıyorum. Yine özelliklerini açıp buraya ekle diyorum ve E'nin altını çiziyorum. Büyük harfle buraya E yazıyorum. Yani artık klavyeden Alt E dediğim zaman ekleye basmış olacağım. Bunun ismini ana sayfa diyorum. Buna sayfa. Sonra görünüm menüsünden kılavuz çizgilerini de kaldır dedim arkadaşlar. Tamam, çok güzel. Hemen şurada bir sayfa açıyorum. Buraya da ürünler diye isim veriyorum. Hatta ben bunu en başa da alabilirim. Şimdi ürünlerimin burada olduğunu farz edelim. Listesi. Buraya ürün adı diyorum. Buraya da fiyatı diyorum. Şimdi birkaç tane ürün yazalım. Yumurta. Yumurta 40 lira mı? Ya da tamam, kolye olarak düşünelim. Ondan sonra süt 5 lira. Zeytin 30 lira ya da 60 lira. Peynir 80 lira. Ekmek 3 lira. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Bunlar da bizim ürünlerimiz. Tamam. Şimdi geldim. Hatta şurayı seçip buraya para birimi de yapalım. Şuradaki genelden para birimi diyorum. Para birimi olarak da uyguladım buraya. Şimdi buraya ürünleri nasıl aktaracağız? Geldim buradan gelişmişe, özelliklere geldim. Bir de bunun style'ini arkadaşlar. Kayıtta mıyız ya? Tamam. Burada style'ini list yapıyorsunuz. List yaptığınız zaman buraya bir şey yazamazsınız. Ancak buradan bir şey seçersiniz. Yanılmıyorsam veri çağırmak için buradan hangisini kullanıyoruz? Tamam. Veri çağırmayı biz bunu kodla yapalım arkadaşlar. Kaydet diyorum. Tabii buraya bir isim verelim tekrar. Şunun ismi de geliştiriciden özelliklere geldim. Şu kombonun ismi combo box ürün olsun. Combo box ürün. Combo box ürün dedik. Şimdi geliyorum Visual Basic tarafına. Buraya bir tane modül ekliyorum. Modül. Şu özellikleri de açtım. Modülün ismi modül 1 olsun. Tamam. Buraya bir tane prosedür açıyorum şimdi. Public diyorum. Public. Ürün yükle diyorum. Ürün yükle. Tamam. Tabii public sub diyeceğiz. Public sub ürün yükle. Şimdi burada iki tane değişken tanımlayacağım. Dim x as integer diyorum. Dim üs ürün sayısı. As da integer olsun. Dim vs worksheet as worksheet olsun. Tamam. Şimdi set vs eşittir sheets neydi? Ürünler. Ürün sayısı eşittir vs nokta range a'nın işte 10.000 tane ürünümüz var mesela. Nokta end x'le up nokta row dedik. Şimdi bir döngü yapıyorum. Öncelikle combo box'ımızı temizleyeceğiz. Combo box'ımız hangi sayfada? Şurada arkadaşlar, ana sayfada. Ana sayfa ismi nedir? Sayfa 1. Buraya diyorum ki sayfa 1 nokta combo box ürün nokta clear diyorum. Önce temizliyorum. Sonra for x eşittir 2'den 2 to ürün sayısına kadar dön. Buraya next diyorum ve şunu yazıyorum. Sayfa 1'deki combo box ürüne ekle. Neyi ekle arkadaşlar? Neyi ekle? İşte burası kötü. Heh, tamam. Nasıl yapacağız ya? Şöyle bir deneyeyim. A2'den 2 nokta üst üste B, bakın dikkat ederseniz ürünler nereden başlıyor? A2'den başlıyor. B'nin işte aşağıya kadar. Ha. Buraya diyeceğiz ki A2'den B'nin X'i kadar yükle. Tamam, çok iyi. B'nin X'i kadar ekle. A2'den B X'e kadar. Tabii X'e zaten ürün sayısına kadar gidiyor. Dolayısıyla da yüklemiş olacak. Peki biz bu ürün yükleyi nereye alacağız? Çalışma kitabının load kısmına, open kısmına diyeceğiz ki modül 1 nokta ürün yükle. Tamam. Kapatalım. Ben ne olacağını da tam anlamadım ama şu uyarıyı vermemesi için bir sürü dersi anlattım. Seçenekler, güvenlik merkezi ayarları, gizlilik seçeneklerinde şu kutuyu kaldırın demiştim diğer derslerde. Çok zevkle söyledim bunu. Tamam. Bunu bir kaydedelim. Şu anda arkadaşlar burada bir şey yok gördüğünüz gibi. Ha, bir de burada bir şey unuttum. Ben burayı seçiyorum. Özelliklerini açıyorum. Şurada kolon genişlikleri. Ürün için 140 diyelim. Virgül miktar için de kaç diyelim? 40 diyelim. Ne oldu? 180 oldu. Peki bunun genişliği ne kadar? Genişliği 240. O zaman birine 200, birine 42 diyelim. Şurada 200,40 diyelim. 42. Tamam, genişliği de ayarladık. Şimdi ben burayı kapatıyorum. Bakalım açılışta ürünler yüklenecek mi? Şu dosyaya ihtiyacımız yoktu. Bizimki programdır. Programı açıyorum. Ve şurayı açtığım zaman A2, B2 yüklemiş. Ha, doğru tırnak içinde yazdığımız için çok yanlış bir şey yaptık. Tekrar geçelim oraya. A2, B2 range diyeceğiz ya buraya. Diyeceğiz ki arkadaşlar buraya worksheet nokta vs nokta range A2, B2, X diyeceğiz ya. İşte bu, böyle dememiz lazım. Tamam. Bir kapatıp bir daha deneyeyim. Bir daha açalım. Tür uyuşmazlığı. Nokta value de desek mi? Bir daha kapatalım. İşte hazırlık yapmadan program yazarsak böyle olur. Neyse, hata verdi arkadaşlar. Bence bunu biz böyle yapmayalım. Bunun başka bir yolu olmalı ya. Şöyle bir şeye bir bakayım arkadaşlar, galiba bunun bir yolu olması lazım buraya yüklemek için. Şimdi öncelikle ürünlerimiz nereden nereye kadardır? A2'den B7'ye kadardır. B6'ya kadardır. Tamam. Şimdi şöyle bir şey deneyelim. Bunu seçiyorum. Özelliklerinde burada yükleme olması lazım ya. Yükleme. Raw search vardı ya. Burada raw search list fill. Listeyi doldurma. Bence budur arkadaşlar. Buradan buraya ne diyeceğiz? Ürünler bir ünlem işareti A2 2 nokta üst üste B6 enter. Bence böyle olması lazım. O zaman açılışta ürün yükle diye bir şeye ihtiyacımız yok. Hatta bu burada kalsın bence. Sadece ürün yüklemesin diyelim. Burada bir şey yazmayalım. Tamam. Şimdi kapatıp açacağım. Bakalım yükleyecek mi? Program diyorum. Şurayı açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ürünlerimiz gelmiş buraya. Sadece bu biraz geniş, bu biraz dar olmuş. Hemen geliştiriciye gelip şunu seçiyorum. Özelliklerini açıyorum. Şurası 200 değil de 160'a 40 diyelim. Şimdi şu kaldıralım. Şöyle bakalım. Evet. Fiyat bu sefer sığmadı. 160'a 60 diyelim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Dediğim gibi keşke hazırlık yapıp öyle size anlatsam ama zamanım olmadığı için tamam. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi burayı tıkladığım gibi fiyatın da buraya gelmesini istiyorum. Hemen önce şu formülü yazalım arkadaşlar. Tutar eşittir. Eğer diyorum. Geçen derste anlatmıştım. Eğer şurası şu miktar eşit değil boş ise, yani boş değilse o zaman ne yapacağız? Fiyat çarpı miktar diyeceğiz. Aksi halde boş bırakacağız ve tamam dedik. Formülümüz de tamam. Şimdi sadece şuraya çağırma kaldı. A13'e, B13'e bunu çağıracağız. Bunun için şuraya çift tıklıyorum. Bunun click olayına, change olayına diyorum ki şöyle diyorum. Diyorum ki range de diyebiliriz. Direkt aynı sayfada olduğumuz için sayfa isim belirtmemize gerek yok. Hemen range A13 eşittir combo box ürün nokta list parantez içinde yine combo box ürün nokta list index virgül 0 diyeceğiz. Parantezi kapattık. Yani bir de fazla oldu. Tamam. Yani dedi ki buradaki hangi sıradaki ise o sıranın 0.'sını A'ya götür. Bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. B13'e de arkadaşlar 1. sıradakini getir. 1. kolumdakini getir. Çok güzel. Hatta şöyle de yapacağız. Combo box ürün nokta list index eşittir -1 yapacağız. Ki her seferinde seçsin. Bir deneyelim bakalım. Ben buradan süt diyorum. Niye böyle yaptı ya? Bir de şurayı niye yumurta tek gösteriyor? Ha, bak süt ve 5 getirmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi göndermiş. Sadece bir hata olması durumda. Buraya on error next diyelim. Tamam. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Ben buradan mesela yumurtayı tıklıyorum. Yumurta 40. Hemen miktarda 2 dediğim gibi fiyatta 80 çıktı gördüğünüz gibi. Sadece yapmamız gereken şu sola hizalı olacak. Para birimi olacak arkadaşlar. Burada olsun. Şöyle bu da solda olsun. Şurası çok geniş olmuş. Şöyle bu sütun da ya da şurası da para birimi olsun. Tamam. Şimdi ben buradan gelip zeytini seçiyorum. Hemen zeytin 60. Hatta burası 1 olsa örneğin. Bir paket zeytin 60 lira. Peynir 80. Tamam. Burası güzel. Şimdi hatta bunu ortalayalım. Şimdi burada seçtiğimiz gibi yazsın, eklesin aşağıya. Şuraya da, şurayı da birleştireceğim. Birleştir. Buraya da ihtiyacımız olacak biraz sonra. Ben hemen geliyorum. Bakın arkadaşlar ne yapıyorum. Öncelikle şunu bir satır aşağıya indireceğim. Ve bunun kodunu da bilmiyorum. Bana makrosu lazım. Hemen makrodan öğreneyim. Bakın geliştiriciye geliyorum. Makro kaydet diyorum. Tamam diyorum. Sadece şurayı sağ tuş. Ekle diyorum. Boş bir yere tıklıyorum. Kaydı durduruyorum. Bakalım bana ne yazdı makro. Makro bana şunu yazdı. Ben bunu da kesiyorum. Geliyorum arkadaşlar. Geliyorum. Burayı tıkladıktan sonra buranın içine giriyorum. Ve şu alta yapıştırıyorum. Makron bana yazdırdığını yapıştırıyorum. Bakın dikkat edin şimdi. Bir de temizle butonu bana lazım olacak. Burayı biz boşuna birleştirdik gerçi. Burayı tek risk haline getirelim. Hemen geliyorum geliştiriciden. Bir buton daha ekliyorum. Aha. Buraya yeni satış diyeceğim. Ya da yeni diyeceğim. Yeni. Hemen yeninin altını çizeceğim buraya. Y. Şimdi yeni dediğim zaman da şöyle aşağıya kadar temizlesin bana. Hemen bunu da makro ile yapalım. Makro kaydet. Tamam diyorum. Şurayı seçiyorum. Ctrl Shift aşağı ok tuşuna basıyorum. Delete'ye basıyorum. Ve şuraya tıklıyorum. Kaydı durduruyorum. Hemen o kodu da alayım. Bana şunu yazmış. Çok güzel. Bunu da kesiyorum arkadaşlar. Gelip şu yeninin içine girip Ctrl V ile yapıştırıyorum. Tamam. Şimdi bakın yeni diyorum. Yeni. Hemen buradan yumurta diyorum. 40 lira. Zeytin. Bir saniye. Burada bir terslik var. Bir de formülümüz de gitmiş. Bir dakika, biz burada ne yapmışız? Şöyle girelim buraya. A13'ten hatta arkadaşlar şurayı aktardıktan sonra biz diğerlerini de yapalım formüllerini. Şunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Buraya C13 diyorum. Eşittir 1 diyorum. Ondan sonra D13 D13 eşittir. Zaten D13'te aynı budur. Yani buradaki fiyattır. O zaman biz 1 üzerinden şey yaptık. Tamam. Sadece sıkıntımız ne? Bir deneyelim tekrar. Temiz, yeni diyorum. Yeni. Şu anda ben buradan yumurtayı seçiyorum. Yumurtayı ekledi. Bir şöyle. Burası bir de para birimi olacaktı. Onu yapmadık. Süt, peynir, ekmek. Ama niye birer satır araya koyuyor ya? Şuraya bir daha bakalım. Seçtiğimiz zaman A13'ü seçiyor. Aslında şuraya arkadaşlar var ya, şu A13 row 13 diyor ya, row buraya parantez içine 13 nokta insert desek, insert bence yeterlidir. Yani şunlara gerek yok bence. Satır bir üstüne bir şey ekle. Şimdi deneyeyim. Şöyle yeniye basıyorum. Yeni deyince niye hepsini temizlemiyor? Tamam. Şimdi ben buradan bir ürün seçtim. Yumurta ekledi. Süt. Peynir. Neyse arkadaşlar, bu dersimiz böyle kalsın. Bir sonraki de benim amacım şu. Size anlatmaya çalışacağım şey şu. Biz burada ürünlerimizi, listemizi hazırlayacağız. Buradan biz market olduğunuzu düşünün. Market oldu. Buradan biz ekmek diyeceğiz. Ondan sonra süt diyeceğiz. Ondan sonra yumurta diyeceğiz. Buraya hepsini ekleyecek. Toplam tutarımızı verecek. Ondan sonra kaydet diyeceğiz. Ve gelip o günün burada 30 günlük bir liste oluşturacağız şurada. O günün satış listesine aktaracak. Hatta biz bir yerde de 30 günün toplam gün sonu tutarını da bir yere yazacağız. Yani günlük satışımızı buradan takip edebileceğiz arkadaşlar. Şu anda biraz düzensiz oldu. Ben de hani hazırlık yapmadan giriştiğim için böyle oldu. Sonraki derste buraları düzelteceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste sizinle de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu tür derslerin devamı için arkadaşlar kanala destek olmaya çalışın. Abone değilseniz abone olun. Abone olmak sizin bir kaybınız değil. Yani sadece abone ol, bu kadar. Daha çok, yani ne kadar abone sayısı artarsa, aslında benim amacım o. Daha çok insana ulaşmış oluyor. YouTube onu daha ön plana çıkarıyor. Daha çok tanıtımını yapıyor. YouTube'da kendini düşünerek daha çok kazanmak için. Kanalı ön tarafa daha çok bu sağ taraftaki küçük resimlerin arasında gösteriyor kanalı. Oradaki videoları gösteriyor. İnsanlar daha çok görüyor. Bu şekilde de daha fazla insana, daha çok vatandaşımıza, insanımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Derdimiz de bu. Onun için hatırlatıyoruz bunu. Beğendiyseniz beğenin, abone değilseniz abone olun. Kanalın yayılması, duyurulması için siz de çevrenize söylerseniz memnun oluruz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.